İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Rafi Kortoşan, Artsakh halkı yüzyıllar boyunca hep aynı yerde yaşamış, dolayısıyla yerlidir. Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkının alternatifi yoktur. Arman Tatoyan, Los Angeles'ta. Batı Ermenistan'ın Dersim'de 15 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı. Cavahkın, Orca köyünde yeni bir spor salonu var. Bugün Montemel Konya'nın doğum günü. Batı Ermenistan'ın Ardamet, Edremit'teki Anait Tanrıçanın tapınağı. Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi'nde Ermeni halılarının eşsiz örnekleri sergileniyor. Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı'nın müdür yardımcısı Rafi Kortoşan, Batı Ermenistan'ın Western Armenia TV yayınında Samvel Karabetyan'ın yeni yayınlanan kitabı hakkında şunları söyledi. Kitap 2004 yılından beri hazır ama nedense basılamadı ama bu yıl Marilu ve Begor Papazyan'ın çabalarıyla basımı gerçekleştirildi. Çalışma esas olarak Kuzey Artsakh'ta Samvel Karabetyan tarafından yapıldı. Bu kitapta yer alan bilgiler bir Artsakh vatandaşının yüzyıllar boyunca nesilden nesle tek bir yerde yaşadığının, bu nedenle yerli yani otokton olduğunun ve vatanının her yöresinin isim bilgisini kendi içinde taşıdığının bir başka kanıtıdır. Küçük yerleşim yerlerinin adları somut olmayan kültürel değerlerin en hızlı kaybolan unsurlarıdır ve Azerbaycan'ın Artsakh yerlilerinin yerinden edilmesi politikasıyla bu küçük yer adları birkaç nesil sonra o yerliler tarafından unutulacaktır. Bu kitap onların imdadına yetişiyor. Tatoyan adlı Hukuk ve Adalet Merkezi Vakfı'nın yöneticisi Arman Tatoyan, 11-13 Kasım 2022 tarihinde Los Angeles'ta Ermeni Apostolik Kilisesi Amerikan Batı Piskoposluğu'nun Artsakh Miras Komitesi tarafından düzenlenen, Artsakh'ın insani ve kültürel güvenlik beklentilerine adanan uluslararası konferansta bir konuşmada bulundu. Arman Tatoyan, Ermeni halkının ayrılmaz bir parçası olan Artsakh'ın yerli halkının kendi kaderini tayin hakkının temellerini sundu. Azerilerin Ermeni nefretini ve kinini destekleme politikasının devamı kanıtlarla ispatlanmıştır. Tatoyan, Azerbaycan makamları tarafından devlet düzeyinde desteklenen sivillere ve askerlere yapılan işkence, kafa kesme, askerlerin cesetlerine yapılan saygısızlıklar, parçalanmış cesetler ve savaş esirlerine karşı insanlık dışı muameleler dahil Ermeni nefreti sonuçlarının Nisan 2016 yılında 2020 yılının 44 günlük savaşı sırasında 2022 yılının 13-14 Eylül'de Azerbaycan'ın başlattığı savaşlar sırasında göründüğünü vurguladı. Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkının alternatifi yoktur. Artsakh'taki Ermenilerin hak ve güvenliklerini garanti altına almanın tek yolu budur. Batı Ermenistan, Artsakh Ermenilerinin hak ve güvenliğini garanti altına almak için süre aşımı olmayan sevr antlaşmasının varlığını hatırlatıyor. Güçlerimizi bu hedef etrafında birleştirmeli ve haklarımıza sahip çıkmalıyız. Batı Ermenistan'ın Dersim'de valilik, kent genelinde 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada toplumsal huzuru tehdit edebilecek provokatif olayların önüne geçilmesi, can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, tören kutlama ve etkinlikler hariç olmak üzere Dersim sınırları genelinde tüm umuma açık alanlarda yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stand açma, imza kampanyası düzenleme, konser ve şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asma, meşale yakma, taşıma ve benzeri eylem ile etkinliklerin 24 Kasım saat 00:01 ile 8 Aralık saat 23:59'a kadar olmak üzere 15 gün süreyle yasaklandığı ifade edildi.
Bu yıl köye yardım projesi çerçevesinde Ahalkalak bölgesinin Orca köyünde gençler için bir aktivite merkezi kurmaya karar verildi. Hazır olan bina spor malzemeleri ile donatılmayı bekliyor. Köyün uzun yıllardır çalışmayan ve bakımsız durumda bulunan eski okul binasının bir bölümü onarıldı. Zemini ve çatısı sağlamlaştırıldı. Ancak para bu yıl binayı uygun spor ekipmanlarıyla donatmaya yetmedi. Köy sakinlerinden biri olan uzman Robert Arevyan, "Hepimiz köyün gençleri için bir merkez açmaya karar verdik. Önümüzdeki yıl belediyenin spor malzemeleri almamıza yardım edeceğini umuyoruz," dedi. Ahalkalak Belediye Başkanı Melkon Makaryan, köyü bizzat ziyaret ettiğini, köylülerle görüştüğünü ve projenin önümüzdeki yıl tamamlanacağını ifade etti. Monte Melkonyan, Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit'ten kurtulmuş bir Ermeni ailesinde 25 Kasım 1957'de Kaliforniya eyaletinin Visalia kentinde doğdu. 20 yaşında Kaliforniya'nın Berkeley Üniversitesi'ne girdi ve arkeoloji ile Asya tarihi uzmanı sertifikası alarak çift unvanla mezun oldu. Üniversitede okuduğu sırada Ermeni Öğrenci Birliği'ni kurdu. 1978'de Oxford Üniversitesi'ne girdi ancak bitirmeden iç savaş sırasında Beyrut'taki Ermeni mahallesinin savunmasına katılmak amacıyla Beyrut'a gitti ve burada 3 yıl boyunca mücadelede bulundu. Mayıs 1980 tarihinden itibaren Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu Asala'nın başkomutanlığını üstlendi. 27 Kasım 1985'te Paris'te sahte pasaport ve patlayıcı bulundurmak suçundan tutuklandı ve 1989'a kadar hapiste kaldı. 1990 Ekim'inden itibaren Artsakh'ı savunmak için hazırlandı. 1992'de Martuni askeri bölgesinin komutanıydı. Martuni, onun liderliğinde Artsakh'ta en korunan ve savaşa karşı en iyi konuşlanmış bir bölge oldu. Monte, 12 Haziran 1993'te Ağdam bölgesindeki Marzili köyünün yakınlarında şehit düştü. Batı Ermenistan'daki Van şehrinin 13 kilometre güneybatısında Ermeni tarihinde önemli bir rol oynayan ve bir ritüel merkezi olan Ardamet köyü bulunmaktadır. Ardamet, Zart Kalesi, soğuk suları, bahçeleri ile ünlüydü. Bir yanından Şamiram kanalı geçiyordu. Hristiyanlığın kabulünden sonra yıkılan Anahit Tanrıçanın mehyanı burada bulunuyordu. Ardamet ile başka bir gelenek de bağlantılıydı. Efsaneye göre Ardamet'i dindar Ermeni kralı M.Ö. 189-160 tarihlerinde yaşayan 1. Ardaşes tarafından kuruldu ve evlendikten sonra kral balayını orada geçirdi. Tarihçi Tohma Arzuruni'ye göre Ardamet, Ardaşes'in girişi anlamına gelmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi'nde Kimlik Epizotları Halı başlıklı geçici sergi açıldı. Sergide Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi'nin etnografya fonunda saklanan değerli bir halı seçkisi yer almaktadır. Ayrıca kilim, halı, tuzluk, uyku tulumları, yatak örtüsü ve diğer eşyaların onlarca eşsiz örneği sergilendi. Koleksiyonda yer alan kilim ve halıların kronolojisi ve coğrafyası geniştir. Batı Ermenistan'ın Vaspuragan, Kilikya, Kayseri, Artsakh, Sünik, Nahçıvan, Lori, Şirak ve ayrıca İran, Azerbaycan, Gürcistan, Hindistan, Bulgaristan'daki Ermeni ustalar tarafından yapılmıştır. Serginin amacı Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi'nde muhafaza edilen ve halıcılık geleneğinin tanıtılmasına ve keşfedilmesine önemli katkı sağlayacak olan halı ve halıcılık objelerinin örneklerini halka göstermektir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Braçıt adlı roman grubu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hanane adlı eseri sunuyoruz. Anuşe obnunda Anuşe taralan khumşe sahri sovor.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.